800 hafta göz altında kaybettiğimiz sevdiklerimizin akıbetini sorduk. Faillerinden hesap sorduk. Faillerinin bizimle yüzleşmesini istedik. Daha da önemlisi onların biz kemiklerine ulaşmak istedik. Yani bize ait olanın bize verilmesini istedik. Bu ülkede ilk Galatasaray'a çıktığımızda oturma eylemi bir eylem şekli değildi. Galatasaray'da bir eylem alanı değildi. Bizimle birlikte bir ilk yaşandı. Oturma eylemi bir eylem şekli haline geldi. Yine bu ülkede ilkleri yaşayanlar olarak ilk biber gazı da bizlere karşı kullanıldı. O dönemde polisler, emniyet güçleri biber gazını nasıl kullanacaklarını bilmediklerinden dolayı bizi bindirdikleri araçların içerisine sıktılar biber gazlarını. Yani ilk o zaman biz alana çıktığımızda açıkçası biz de gözaltına kaybedilir miyiz? Bizi de yok ederler mi? Endişesiyle geliyorduk. Tedbirli geliyorduk. Yanımızda bir iki tane şahit, bir iki arkadaş getiriyorduk. Mesela arabamla geldiğimde arabamın anahtarını arkadaşlarıma teslim ederdim. Bana bir şey olursa işte uzaktan bana bakmasını, beni takip etmesini istemiştim. 800 haftayı zaman zaman dayak yiyerek, zaman zaman sürüklenerek, zaman zaman mahkeme salonlarında ama daha da önemlisi her hafta cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda 700 hafta cumartesi günü saat 12'de oturarak bunları yaptık. Yas nasıl bir şey bilmiyorum ama o acıyı hep yaşadık. O acıyı yani abim ben her hatırladığımda, her ifade ettiğimde böyle nefesim daralır, derin nefes alma ihtiyacı hissediyorum. Buna yas diyebilir miyiz ama 25 yıl bu mücadeleyi sürdürüyorum. Sanki abimin mücadelesini bu şekilde vermek, abimin değerlerine, abimin inancına ve kaybedilen insanların değerlerine ve inançlarına sahip çıkmak olarak değerlendiriyorum bunu. Bu mücadeleyi vermemeyi onlara ihanet gibi değerlendiriyorum. 19 yaşındaydım Hasan'ın parçalanmış cesedinin fotoğraflarını gördüğümde. Ve bir an olsun gözümden gitmiyor o görüntüler. Biz Hasan'ı 58 gün sonra kimsesizler mezarlığından çıkardık. Onu kokladık, yeniden kefenledik ve yeniden defnettik. Hasan'ın son kokusu, son kokusunu unutamıyorum. O dönemde kayıplar grafiği hızla yükseliyordu. Cumartesi eylemleri başladıktan sonra kayıplar grafiği hızla düştü. Biz buradan tabii çok memnun olduk. Yani gerçekten de orada yaptığımız mücadele birçok insanın yaşamasına vesile oldu. Eğer o mücadeleyi yapmamış olsaydık o insanlar, yani birçok insan şimdi yaşamıyor olacaktı ve göz altında kaybetmeler hızla devam ederek bugünlere kadar gelecekti. Galatasaray bizim kayıplarımızla buluşma mekanımız. Bizim sevdiğimiz insanların, devlet tarafından kaybedilen insanların bir yeri yok. Biz onlar için ritüellerimizi yerine getiremedik. Dolayısıyla bitmemiş bir yasımız var. Devam eden bir yasımız var. Biz o yasımızı daha çok orada yaşıyoruz. Galatasaray Meydanı'nda yaşıyoruz. Şimdi 25 yıl sonra aynı duyguları yaşıyorum aslında. Benim gözümde hala değişmeyen şey o. 97'de, 96'da yazdıklarımda da
bu var, söylediklerimde de bu var. Çok büyük bir karanlığın içindeydik. Her birimiz ayrı ayrı evlerimizde ya da mücadele yürüttüğümüz alanlarda. Ama Galatasaray Meydanı hepimiz için bir ışık, bir umut, bir pencere oldu ve biz o pencereden sadece kendi acılarımızı görmedik. Bizim için artık bir noktadan sonra yanımızda oturanın, diz dize oturduğumuz insanın acısı aslında bizim acımızın önüne geçti. Tabii bu bizim azmimizi bitirmedi. Azmimizi yitirmedik, gayretimizi yitirmedik. Bu bize şevk oldu, bu bize biraz daha gaz verdi açıkçası. Yani onların bizi engelleme girişimlerinden biz zaten çok daha şiddetli dönemlerle karşılaşmıştık bugüne gelinceye kadar. Bugüne kadar o alanı bırakmadık, o mücadeleyi bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Benim için hayat, yani ya da izleyenler için böyle bir hayat olur mu ya da böyle yaşanılabilir mi sorusu gelebilir insanların aklına. Ama bizi ayakta tutan şey 25 yıl önce neyse şimdi de o. Göz altında kaybetmek insanlık suçudur. Bu suçu tamam, işleyenlerden burada sizden hesap soruyorum. Sizden failleri ortaya çıkarana kadar biz burada kalacağız, kalmaya da devam edeceğiz.